Neden dünyadasın? Neden yaratıldın? Amacın ne? Yaratılışındaki süreçleri sen mi kontrol ettin? Evrendeki 300 milyar galaksi ve her galaksinin içindeki 300 milyar yıldız, etraflarındaki gezegenler ve dünyamızdaki hassas dengeler. Sence bunların hepsi sen bir iş, bir aile, bir araba, bir ev sahibi ol diye mi yaratıldı? İlaçların ortasındaki çizginin bile bir amacı varken insanın amaçsızca yaratıldığı iddiası doğru olabilir mi? Tabii ki olamaz. İnsanın amacı tüm evreni ve insanları yaratan Allah'ın sevdiği bir kul olabilmektir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. ayet. İnsanın gerçek yurdu dünya değil ahirettir. Dünya kısa ve geçicidir. Hastalıklarla ve acizliklerle doludur. Ahiret ise sonsuzdur. Dünyadaki amacını unutmayan ve sadece Allah rızası için yaşayan bir insan hem dünyada hem ahirette güzel bir hayat yaşayacaktır. Ancak bu amacını anlamazlıktan gelen ve sadece nefsini tatmin etmek için yaşayan bir kişi ise pişmanlığını ahirette sonsuza kadar yaşayacaktır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bizim sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?